çok mu iyi yönetiliyor ya, Türkiye'de? Başkan bir saniye. Bir saniye ben tamamlayacağım. Bakın PKK lideri Mustafa Karasu'nun ses kayıtları var. O da aynı şekilde Türkiye'de bir sıkı yönetimi ilan edildi. Türkiye'de değil. O Güneydoğu'da. Yanlış anlama. Güneydoğu'da. Başkan bir saniye anlama lafı. Güneydoğu'da bir sıkı yönetimi lafı ilan edilse. Doğru dinle. Bizim işimize gelir diyor. Ramiz İlker bugün PKK liderlerinin istediğini söylüyor. Dinlemesini de bilmiyorsun. Bugün Ramiz İlker bir PKK'lı gibi konuşuyor. Bana Güneydoğu'da. Bana bak şunu kafana geçiyorum bak kadınlarına bakmam bakan. Paşam kendine gel. Paşam lütfen. Eğer PKK liderlerinin istediğini bile değilsiniz. Oraya atamadım suyu atayım bari ya. Paşam. Böyle bir şey olmaz ama ben alışığım çünkü refleksleri görüyorum. Sen kalkarsın lan. Refleksleri görüyorum. Sizin bana da gelişte farkındayım. Bir saniye. Bakın bu programda nelerdendi? Ramiz Paşa'nın bankları nelerdendi? Paşa. PKK lideri. Ya bak, o zaman, paşa, o zaman PKK liderlerinin istediği şeyini siz de istemeyin. Hayır, bak, özür diler. Yalak değil. Yalak değil. Özür diler. Ayrı bir şey. Anlamı yok ki. Duydum konuşmayı. Paşam duydum. Ama bakın herkes herkese tahammül edecek. Lütfen özür dile. Bakın özür dilemem. Özür diletmek için tek bir şartım var. Sıkı yönetim isteği. Söylediğine bugün dikkat et. Mustafa Karasu'nun PKK liderleri Mustafa Karasu'nun Cemil Bayık'ın bununla ilgili kayıtlar var. İşte TSK sertleşirse onların biz de sertleşiriz. Biz de daha çıkarız diye. Bugün sıkı yönetim TSK'nın sertleşmesi, oradaki Cemil önlemlerin Bayık. Sert önlemlerin, silahlı önlemlerin artırılması PKK'nın istediği ve PKK'nın işine yarayan bir şey. Dolayısıyla Ramiz İlker bunu isterken, böyle bir öneri ortaya atarken PKK'nın ekmeğine yağ sürmüş oluyor. Bu bilmeden. Öneriyi bilmeden. Bilmeden değil. Bir dakika. Hayır. Dolayısıyla o zaman bilerek mi sürüyor? Çekmediği sürece